Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere oyunları nasıl klasöre ekleyebileceğinizi göstereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi son oynadığımız oyunlar ve kullandığımız uygulamalar ana ekranımızda bu şekilde görünüyor. Ne kadar çok kullanırsanız ana ekranımız o kadar çok yer kaplıyor. Herhangi bir oyunun veya uygulamanın üstündeyken dual shock'umuzun sağ üst köşesindeki options tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Buradan klasöre ekle diye seçenek var. Buna basıyoruz. Daha önceden benim oluşturduğum oyunlarım diye bir klasörüm var. İçinde de 15 tane oyun varmış. Eğer isterseniz önceden oluşturduğunuz bir klasöre sıfırdan bir klasör oluşturuyorsanız da yeni klasöre ekleye basıyoruz. Klasöre isim veriyoruz arkadaşlar. Bu da oyunlar 2 diye bir klasör olsun. İçerik seçiyoruz. Hangi içerik veya uygulamayı bu klasörün içine atmak istiyorsak buradan seçiyoruz arkadaşlar. Mesela şu oyunları, şu ana ekrandaki 5 oyunu klasöre atayım. Şu an 5 tane oyun oldu. Onaylaya basıyoruz. Oyunları burada görüyorsunuz arkadaşlar. Oyunların üstüne bastığımız zaman oyunun resmi büyüyor ve bu şekilde sağ veya sola hareket ettirip oyunları sıralama yapabiliyoruz. Aşağı geliyoruz ve tamama basıyoruz. Klasörümüzün üstüne gelip aşağı çektiğimiz zaman oyunlarımızı seçip oynayabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde de ana ekranımızı daha düzenli tutabiliriz. Oluşturduğumuz klasörün üstüne gelip Options düğmesine basıyoruz. Burada seçenekler var arkadaşlar. Klasörü düzenle, yalnızca klasörü sil, bu klasörü siliyor sadece. Klasörü ve içeriği sil dediğiniz zaman oyunlarla birlikte siliyor arkadaşlar. Burada da bilgiye bastığımız zaman klasörün oluşturma tarihi, oyunların adedini ve klasörün içindeki oyunların boyutunu görebiliyorsunuz. Klasörü silmek için de yalnızca klasörü sil seçeneğini seçtiğimiz zaman klasör siliniyor. Ve gördüğünüz gibi oyunlarımız tekrar ana ekranımıza geri gelmiş oluyor. Eğer bu video ile ilgili sorularınız varsa yorumlar kısmına sorularınızı yazabilirsiniz. Destek olan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Tekrar başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.